günü programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi yanımızda 5M Mühendisliği firmasından Murat Bey var. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. Fuar oldukça hareketli geçiyor. Biraz da sizden dinleyelim. Nasıl fuardaki durumlar? Fuar dünle göre şu anda biz de öyle görüyoruz. Çok iyi geçiyor. Yabancı misafirler de var. Yurt dışından gelen. Onların da etkisiyle çok daha iyi olacak inanıyorum. Evet. Firma olarak bu fuara nelerle geldiniz? Hangi ürünlerle geldiniz? Biz havalandırma santrallerinde kullanılan filtreleri üretiyoruz. Bursa'da tek üreticiyiz bu konuda. İstanbul ve Ankara'da, Türkiye'nin diğer yerlerinde başka firmalar da var. Bursa'da bu anlamda tek firmayız. Havalandırma santrali üreten firmalara, son kullanıcılara, büyük Bursa'nın önde gelen firmalarına, Türkiye çapındaki bütün firmalarına bu filtreleri buradan satıyoruz. İhracata başladık. Onun biraz firmanızdan bahsedelim o zaman. Ne zaman kuruldu, nerede kuruldu? 5M Mühendislik firması 2001 yılında kurduk. Biz önce Butlim'de böyle bir kiralık ofis tutmuştuk. 5 mühendis arkadaş kurduk bu firmayı. Ondan sonra önce Türkiye'den bir bayilik aldık. Öyle malzeme satmaya başladık. Arkasından Almanya'dan bir bayilik alıp Türkiye çapında malzeme satmaya başladık. Daha sonra da baktık ki biz bu maliyetler artık Türkiye'de sıkışıyor. O zaman biz üretime girdik. 2008 yılından beri de Hasanağa'da küçük bir fabrika kurduk. Orada bu ürünlerimizi üretip tüm Türkiye'ye, hatta şimdi kısmet olsa yurt dışına satmaya çalışıyoruz. Nasıl peki piyasadaki ilk piyasaya kendi firmanıza giriş yaptığınız dönemle şimdiki dönemi kıyaslayacak olursa, piyasada nasıl bir büyüme mi var yoksa durağan mı? Piyasalar bence büyüyor. Üretimler de büyüyor. Biz ilk girdiğimiz yılında girdiğimiz zaman 2001 yılında tam kriz olmuştu zaten. Türkiye'de büyük çaplı bir kriz vardı. Erdemir, Demir Çelik'ten Kardemir'e kadar, İstemir'e kadar böyle firmaların kapandığı, hatta kapasitelerin çok düştüğü zamanlar görmüştük. Yani onlara, çünkü filtre satıyoruz. Evet. Şu anda onların işlerinin çok iyi olduğunu görüyorum. Otomotiv sektörünün de işleri iyi. Yani ben Türkiye'nin daha iyi olacağına, o güne göre çok daha iyi olduğunu görüyoruz. O ve zaman, daha da iyi olacağına inanıyorum. O zaman daha çok hizmet verdiğiniz sektörlere biraz değinecek olursak ağırlıklı olarak? Otomotiv var, enerji sektörü, gıda firmaları, ilaç üreten firmalar, hastaneler, alışveriş merkezleri. Bütün boya kabinleri olan firmalar. Bunların hepsine ürünlerimizi veriyoruz. Daha önce çeşitli fuarlara katıldınız mı? Bu ilk fuar olmayacak. Bu yapı inşaat adı altında yapılıyor daha önce. Orada da katılıyoruz. Evet. İstanbul'daki Sodex fuarlarına katılıyoruz. Yurt dışında da fuarları takip ediyoruz. Moskova ve en son Köln'de Filtek fuarı vardı. Oraya katıldık. Yani yurt dışı bütün fuarları takip etmeye çalışıyoruz. Peki nasıl oldu? Yurt dışı fuarlarla yurt içi fuarları biraz kıyaslayacak olursak. İzlemleriniz neler oldu? En son Almanya'daki fuara gördüğümüz, o sadece filtrecilerle ilgili bir fuardı. Bütün makine üreticilerinin, ham madde üreticilerinin kullanıcıdan ziyade uluslararası çapta bu ürünleri satan firmaların katıldığı fuarlar oldu. Burada gördüğüm benim Bursa'daki farkımız, son kullanıcılar da geliyor. Yani evine veya inşaatına herhangi bir ürünü alacak son kullanıcı da geliyor. Yani tam bazen profesyonellerle karşılaşıyoruz, bazen de son kullanıcıyla karşılaşıyoruz. O anlamda tek fark bu bence. Evet. Peki yurt içindeki fuarlara katıldığınızı az önce dile getirdiniz. Bursa fuarını bu yıl nasıl görüyorsunuz? Bursa'daki bu fuarını. Geçen sene daha hareketli gördüm. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam tabii, şimdi yıl yıl karşılaştırmak böyle biraz hani direkt sayı veremem. Evet. Bu sene ilk gün biraz şeydi ama bu seferinde şey gördüm. Yabancı katılımcılar daha fazla. Yabancı katılımcılar evet. Daha fazla. O bizi daha çok ilgilendiriyor. Evet. Çünkü biz Bursa'da tek tek kapı kapı gezip filtrelerimizi satmaya çalışıyoruz. Yani biz direkt, yani firmanın sahibi de olsak direkt firmalarla muhatap olup satmaya çalışıyoruz. Evet. Dolayısıyla herkesi burada ziyaret ediyoruz. O yüzden Bursa'ya o anlamda katıldığı zaman, yani yabancı gelmesi bizim için çok daha iyi oluyor. Peki 2014 yılında sizin sektörünüzün penceresinden bir değerlendirme yapacak olsak, sektörünüz 2014'ü nasıl geçirdi? 2014 biz büyüyerek geçirdik. Daha çok rakiplerimizden müşteri kazandık, öyle söyleyeyim. Pazar payını mı büyütüyoruz? Evet. %30-35 aşağı yukarı büyüttük. Diğer haliyle siz büyüttükçe diğer dilimlerde kısalıyor. Evet. Peki 2015 nasıl geçecek? 2015 daha da büyüteceğiz. Bunu ihracat ayağıyla yapacağız inşallah. Hedeflerinizden bahsedin o zaman. Neler var? Şu anda geçen 2 gündür bizi ziyaret eden Katar firmamız vardı mesela. Katar'a bir bayilik vermek üzereyiz. Fas'la fiyat görüşmeleri yapıyoruz. İsviçre. Onun yanında Almanya numuneler de gönderdi. Fiyatlar da aşağı yukarı anlaştık. İnşallah ihracata başlayacağız. İnşallah. Bu vesile olur umarız. İnşallah. Peki bugün ya da işte 2 gün boyunca standınıza gelse kullanıcılar sizden hangi bilgileri alabilirler? Bizde şöyle, mesela son kullanıcılar gelse alışveriş merkezlerine herkes gidiyor. Evet. O filtrelerin, daha doğrusu alışveriş merkezlerinde kendilerine veya otellerde son kullanıcılar için söylüyorum. Ortamlarını şartlandıran, ısıtan, soğutan havaların geçtiği filtreleri görebilirler.
O müthiş bir şey. Evet, evet. Yani otele gittiğinizde hani bu hava bize nereden geliyor? Isınmış, soğumuş olarak geliyor dediğinizde nereden geçtiğini, nasıl temizlenmesi gerektiğini görebilen o bilgileri verebiliriz. Peki bunları evlere uygulamak mümkün mü? Daha ufak. Evlerde daha çok havalandırma sistemi kullanılmıyor. Yani villalarda özel konutlarda. Villalarda değil, merkezi sistem olan yerlerde. Merkez, ortak mesela diyelim 10 villa bir yere geldi ama ısıtma soğutması merkezi olabilirse, havalandırması birbirine bağlı. Daha çok şu anda Türkiye'de cam pencere açılmayan yüksek binalarda kullanmak zorunda kalıyor bunlar. Alışveriş merkezlerinde kullanılıyor. Oradaki fitreleri de sağlıyoruz. Evet. O zaman fuarla ilgili son görüşlerinizi alalım. Vallahi fuarda biz memnunuz fuardan. Bursa'da böyle etkinlik olmasından memnunuz. Evet. İnşallah daha da iyi olur. Nasıl görüyorsunuz? Gelecek sene de katılırız zaten. İnşallah. İnşallah da iyi olacak. Herkes için inşallah iyi olsun. Tamam. Evet değerli izleyiciler, fuar günlüğü programımız tüm hızıyla devam ediyor. Yanımızda Murat Bey vardı. Murat Bey kendi sektörle ilgili önemli bilgiler bizden paylaştı. Bizi izlemeye devam edin. Yayınımız tüm hızıyla devam ediyor.